kardeşlerimle aracılığıyla daha doğrusu. Yeni insanlar görüyorum. Bremen'de okuyan öğrenciler ne gibi? Bremen'de okuyan öğrenciler var. Bu kadar öğrenci olduğunu en azından birbirlerinin tanıdığını bilmiyordum. Mesela şu anda benim çekici ben görüyorum. Hadi kameraya alışık olmam lazım. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba herkese, hoş geldin ilk önce. Hoş bulduk. Ben çok mutlu oldum açıkçası. Hani çok sevmedim ama biliyorsunuz bugün benim de doğum günüm. Hani güzel bir hediye oldu bana da. Hep birlikte kutlayalım istedim. Biliyorsunuz biz Almanya birliklerinden Erhan ve Selin. Ben bu sayfada çok konuşanıyım açıkçası. Erhan daha sessiz olanı. Hep birlikte böyle Almanya'da güzel olarak konuşmalar yapmayı düşünüyoruz. Amacımız aslında bizim gibi hani göçmen olanlarla hem tanışmak hem de bütün göçmenleri, hani gelebilen bütün göçmenleri burada tanıştırmak. Hani şehirde en azından biz gitsek bile burada hani başkaları bağlantı kurabilir diye düşünüyoruz. Hoş geldiniz, teşekkür ederiz. Tek tek konuşacağız. Bütün sorularınıza cevap vereceğiz. Canlı yayın gibi oldu ama çok memnun oldum Erhan abi, Emre, Tamer abi. Hepinize teşekkür ederiz gerçekten. Yani bizi de Tamer abi bu arada bu dükkanın evet sahibi ya da nasıl denirse abi sizi toparlayacak. Mekan sahibi. Evet. Aynen bir yol sahibi gibi. Tamer abi bir alkış. Aynen abi. Hoş geldiniz Arda, tekrar hoş geldiniz. Ağırladığınız için teşekkür ederiz gerçekten. Ne demek ne demek yani. Ben sözü Emre'ye veriyorum. Teşekkürler. Selamlar arkadaşlar. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Ben Almanya Öğrenci Dayanışma Forumu'ndan Emre. Almanya Öğrenci Dayanışma Forumu'nun kurucu adminlerinden bir tanesi. Nasıl gidiyor videolar? Vallahi iyi gidiyor. Ortam nasıl, buluşma nasıl? Buluşma süper. Hepinize de teşekkür ederiz bundan. Sana da çok teşekkür ederim. Rica ederim. Vallahi gidiyor bir şekilde be. Heyecanlıyım ama. Güzel, çok güzel. Buradaki ortam çok güzel arkadaşlar. Almanya günlükleriyle de burada buluşma fırsatı yakaladım. Ya insanları ekrandan izleyip daha sonra burada görmek inanılmaz farklı bir duygu. Buluştuğum için çok mutluyum sizlerle. Böyle geldiğin güzel için. Organizasyon yaptığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Ben geldiğin için mutluyum. Teşekkürler valla. Çok heyecanlıyım. Merhaba. Kalp tahtadayken karşıda çocuk gibi dayak yiyordum. Ama ben hep biliyorum ya sizi izlerken, o yüzden. Tanıyorsun yani. Ben sizin storylerinize daha çok gülüyorum. Eyvallah. O yüzden sıkıntı yok yani. Nasıl hissediyorsunuz? Nasıl gidiyor buluşma vesaire? Video mu bu ya? Evet, şu an videodayız. Tamam. Soru neydi? Soru buluşmayı nasıl buldunuz? Nasıl buluşma gidiyor? Güzeldi. İlk defa geldim ben de. İlk defa katıldım böyle bir şeye, buluşmaya. Kim hatırlatıysa Allah razı olsun. Yeni yeni insanlarla tanıştık işte. Heyecanlı, güzeldi yani işte, ne olsun. Bir pazar günü, gerçi yarın tatil değil mi? Yarın tatil. Bir pazar günü geldik. İnsanlar burada eğlenmeye çalışıyor, tanışmaya çalışıyor. Güzel yani. Ciddi konuşmaya devam edeyim yoksa ciddi olayım mı? Ben şu... Ben kaldım. Şimdi bana girdin yani. Sizi tanıyan insanlar genel olarak böyle işte storylerinizle, vine'larınız... Vine diyorum oğlum. Eski gitti kafa. Senin YouTube kanalın TikTok'larınızla biliyorlar. Senin bu YouTube kanalın. Evet, YouTube kanalı. Var mı? Şimdi ileride neler yapmak istiyorsunuz? Bu böyle komik içeriklerden yanı sıra farklı planlarınız var mıydı? Bu ciddi YouTube için mi? Evet, ciddi YouTube. Tamam. Kanal ismi neydi? Ahmet Aydın. Kendi kişisel kanalı. Harbi mi? Evet. Ahmet, arkadaşlar şu kanala, bu arkadaşın kanalına dalga geçmiyorsa, trollemiyorsa abone olun. Harbi, dalga mı? Yok, gerçekten. Tamam, şimdi ben direktman fotoğraf çekeceğiz sanıyordum, o yüzden şaşırdım. Yok. Soru neydi? Ya benim amacım ne? Ben buraya korona zamanında girdim zaten. Evet. Koronadan bulaştım. Yani korona bana bulaştı ama koronada can bu işle bulaştım. Evet. Can sıkıntısına girdik. Tepkiler güzel olduğu için dedik kalalım yani. Bu yine gülüyor. Elime mi yapışacak dedim. Yapışmadı işte. Yani bir amacım ne diye sorarsan samimi söylüyorum. Kısa film için ben Almanya'da yaşayan birkaç kişinin hayatını yapmak istiyordum. Ha, güzel fikir, evet. İstiyordum. Hala aynı fikirdeyim ama işte beni yaşananlar işte rüzgar beni sokak röportajlarına itti. İşte çok konuştuğum için herhalde. İşte sokak röportajı yaptım. İşte skeçler yapmaya çalıştım. Tuttu. Yani insanların etkisine göre, tepkisine göre yol aldım. Şimdiki amacım da bir sinema ya da dizi filmi oynamak. İnşallah çok güzel, çok da memnun oluruz. Yani ya da bir talk show gibi. Yani şey kendi olursa. İnsanımızın burada bu şekilde şeyler yapması, kendi yok. Kültürümüzü tanıtmak yani adına, kendi dilimizi göstermek yani, adına. Yani o anlamda. İnanılmaz güzel iş. Bremen'de bir tanesini yaptım zaten. Öyle mi? Talk show yaptık burada. Sağ olsun montajcıya selam olsun, hala bitiremedi 6 aydır. Samimi söylüyorum yani, montajcıyı bekliyoruz. İşte o talk show yayınlansa, bitse en azından onun devamı gelecek. Sizin gibi gençleri sonradan gelir. Montajcı Alman mı?
Ben ciddi bir şey anlatıyor, beni güldürüyor. Ne diyordum ben? Neyse yani onun gidişatına göre eğer ki beğenilirse, işte bu soldan gelen arkadaşlarla, beyin göçü ya da beyin olmayan göçüne gelen insanlarla güzel videolar yapabiliriz onlarla beraber. Mutlu, hoş sohbetler yapabiliriz. Ben beyinsize takıldım. Şimdi adam diyecek, beyinsizlerden mi geliyor? Kullanmasaydı. Ya abi şimdi senin bu doğal halini görmek. Şimdi sanıyorsunuz ki arkadaşlar telefonda da aynı. Hani böyle dışarıdan aynı. Yok adamın doğal hali bu. Yok ben böyleyim. Ben edemiyorum. Bu yandan çok ağır bir durum. Yani ben sevdim bu durumu. En kral şey gelsin ben yine cılığım yani. Misafir geliyor bazen eşim tarafından çok ciddiler. Ben dayanamıyorum. Dayanamıyorum yani. Bir şey yapıyorum hanım öyle yapıyor. Lan ciddi ol diyorum bana ne? Ben yapamıyorum yani. Abi gelemiyorum ciddi ortama. Yani çünkü hayat zaten baksana bu insanların burada oturması bile komik değil mi yani? Yani. Bir şey yoksa bilmiyorum ya, biliyorum. Hayat komple bir mizah olduğu için. Hayat sizin gibi yaşayanlara selam olsun abi. Evet, bu anekdot. Almanya'dan Erhan'ı takip edin arkadaşlar. Evet, şimdi sırada çok tatlı bir çiftimiz var. Onların göç hikayesini sizinle paylaşmak istiyorum. Hoş geldiniz öncelikle kanala. Çok güzel. Türkiye'de neler yapıyordunuz? Şu an neler yapıyorsunuz? Türkiye'de bir firmadan bilişimci olarak çalışıyordum. Yaklaşık 9,5 sene olarak çalışmaya devam ettim. Çok güzel. Sonrasında eşimle beraber bir karar aldık. Avrupa'da hayatı devam ettirebilir miyiz diye. Bu tarafta olumlu bir fikre sahip olup istifa edip Almanya'ya taşınmaya karar verdim. Valla inanılmaz çılgın bir fikir. Öyle herkesin harcı değil. Bunu önceden de demiştim. İstifa edip yeni bir hayata başlamak. Şu an hayatınızdan memnun musunuz? Nasıl gidiyor? Hayatımız tabii ki Türkiye'deki kurulu düzeni bırakıp burada yeni bir hayata başlamak olmadı. Evet, zorlukları var ama bu zorlukların üstesinden gelip güzel bir hayata doğru yol aldığımızı düşünüyoruz. Bu şekilde. İnşallah sizi çok destekliyorum. Evet, sizleri tanıyalım. Çok güzel. Türkiye'de kimya mühendisi olarak çalışırken bir anda karar verdiniz ve Almanya'ya göç etmeye kalktınız. Bu mücadelede sizin en büyük motivasyonunuz neydi? Ya en büyük motivasyon kaynağımız kendimizi daha rahat hissedebileceğimiz, yaşam şartlarını biraz daha iyi olduğumuz. İyi yanları, kötü yanları tabii ki var. Bu tartışılır. İstas değil. Ama bizim için eş, karı koca olarak olumlu yanların daha çok olacağını düşündüğümüzden dolayı Almanya'yı tercih ettik. Çok güzel. Bundan sonraki hayatınızda da güzel deneyimler olmasını diliyorum. Evet, Almanya günlüklerinden seni. Merhabalar. Merhabalar. Sizleri ben Türkiye'ye gelmeden önce takip ediyordum. Canlı yayınlarınızı kaçırmıyorum. Öncelikle böyle bir organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Nasıl, atmosferi nasıl buldunuz? Buluşma nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Ben yine hep konuşuyorum. Biz sizi bu güler yüzünüzle seviyoruz. Teşekkür ederiz. Ben sürekli konuşuyorum arkadaşlar burada. Hala susmadım. Şuralık bağırdı yine. Güzel bir atmosfer var. Çok güzel bir katılım oldu bizim için. Biz çok mutlu oluyoruz. Türkleri tanımak için burada. Evet, gerçekten. Çok teşekkür ederim. Erhan abiyle de tanıştım, sizle de tanıştım. Ekrandaki gibi çok doğallar yani. Ben böyle olduğunu mesela insanlar genelde ekranda farklı görünür ama dış dünyada farklıdır. Ama bu çift hiç öyle değil. Çok sevdiğim için, kendilerini de gördüğüm için çok mutluyum. Ben çok mutlu oldum tanıştığımızda. Ben de. Bizden herkese çok selamlar. Bekliyoruz buraya. Evet. Görüşmek üzere. Öğrenci dayanışma forumunu da abinin yanında. Abi nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim kardeşim. Seni sorduk. İyi bende. İyiyim, şükür. Ayağına sağlık, hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş buldum. Neler düşünüyorsun bu organizasyon hakkında, nasıl gidiyor? Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Bugün 6.sını düzenledik form olarak. Bir yıl içerisindeki 6.sı önümüzdeki hafta bol olacak. Bu şekilde her hafta olmasa bile her ay bir kez buluşmaya çalışıyoruz arkadaşlarımızla. Oldukça verimli oluyor yine arkadaşlarım. Daha önce görüntüde tanışamadığım arkadaşlarımı tanışıyorum.
Arkadaşlar ben de buraya gelmeden önce bizzat videolarını izleyerek ilham aldığım, aslında bir vizyon oluşturduğum burayı için bir insan. Kendisi de ben bu videoları oluşturduğu için, forum sayfasına öncülük ettiği için teşekkür etmek istiyorum. Severek ben de teşekkür ederim. Dediğim gibi ben geçiciyim. Sizler kalıcısınız. Öğrenci arkadaşlarımıza devretmek durumundayız biz bu işleri. O yüzden bu forumda sizin sahip çıkarsanız ne mutlu bize. Her şey sizin ilginiz için, her şey sizin başarınız için. Umarım attığımız adımlar yerini buluyor. Çok teşekkür ederim. Son olarak şunu sormak istiyorum. Türkiye'den gelmek isteyen hali hazırdaki öğrencilere bir motivasyon kaynağı olarak ne tavsiye edersiniz? Buradaki imkanlardan vesaire biraz bahseder misiniz? Çevremizde yapamazsın diye insan çok olacaktır. Yapacaksın. Hiç şüphen olmasın. Yani ben yapıyorum. Bu arkadaşım yapıyor. Yapan arkadaşlarım var. Mezun olmuş arkadaşlarım var. Asla hedeflerinizden vazgeçmeyin. Asla pes etmeyin arkadaşlar. Burada sizi pes ettirecek çok şey olacaktır. Karşınıza çıkacaktır. Ama başarının temeli inançta bence. İnanmak gerekiyor. İnanırsanız ben herkesin, bu videoyu izleyen bütün arkadaşlarımızın başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar. Ben de sana başarılar diliyorum. Bu kanalı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomuzu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Biz teşekkür ederiz. Herkese çok teşekkür ederiz. Çok mutlu ettiniz bugün. Çok güzel insanlar tanıdık. Çok güzel deneyimler dinledik. Çok güzel şeyler paylaştık. Bir sonraki buluşmalarda tabii Almanya'nın farklı yerlerine gideceğiz. Ama Hamburg taraflarına da gelmek isteyen varsa, gelen varsa lütfen bir adresin, bir yazsın. Çok seve seve bekliyoruz sizin de Kuzey tarafına. Benim için de güzel bir doğum günü oldu bugün. Çok teşekkür ediyorum herkese. Biz teşekkür ederiz. Bravo! Çok fazla uzatmak istemiyorum. Elinize ayağınıza sağlık. Tanışmaktan çok keyif aldım. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Bu güzel arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Onlar da bize çok büyük destekler sundular şimdiye kadar, bugünlere kadar. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evet beyler, nasıl gidiyor buluşma? Arkadaşım geçmiş odasındaymışım. Benim eski kaldığım yere arkadaş oraya geçmiş bugün. Senin var. Kendi yerine. Ben Barış Başar dedim. Şeyde kağıtta ben yazmışım odanın. Kapıda yazıyordu. Dedi ki ya sen orada mı kalıyordun dedi. Dedim evet valla dedim. Oha iyiymiş. Hangi biletler nerede geçerli diye. Çok önemli bir şey ya. Yeni gelen birisi olarak günlük mü almam gerekiyor? Almanca öğretmenimiz burada iş arama vizesiyle gelmiş. Hoş geldiniz. 3 haftalık yenisiniz. Aynen. Peki önceki size şunu sormak istiyorum. Buraya ilk geldiğinizde ilk böyle deneyiminiz nasıl oldu? İlk gördüğünüz geldiniz nasıldı Almanya? Yani şöyle, ben 2012 yılında Erasmus yaptım Mainz'da. O zaman deneyimsiz. Aynen. Ben Alman kültürünü, dilini hakim olduğum için, bildiğim için hiçbir kültür şoku falan yaşamıyorum. Yaşamadım. Çok güzel. Yani dil öğrenmek, aynı zamanda dili öğrendiğinizde kültürünü de bir nevi öğreniyorsunuz. Tabii. Türkiye'deyken Almanca öğretmeniydiniz ve burada nasıl bir firmada çalışıyorsunuz? Orayla burası arasında böyle bir karşılaştırma yaparsanız iş ortamları açısından neler söylemek istersiniz? Vallahi karşılaştırma böyle 10 dakikalık videoya sığmaz yani. Çünkü o kadar derin farklılıklar var ki. Burada hiçbir şey yok mesela. Müdürün kim olduğunu bile iki hafta çözemedim. Öyle herkes gibi takılıyor. Merhaba falan diyor bana. Ben müdürüm demiyor çünkü ilginçte. Yani ben eğitim teknolojileri alanında yüksek lisans yapıp burada o alanda iş buldum. Tamamen kariyerimi değiştirdim. O yüzden fark benim için çok fazla. Hiç Türkiye'de özel sektör tecrübem de yok. Hep kadro olarak çalışmıştım. Fark çok. Nereden baksanız fark çok. Ama uyum sağlamak açısından çok daha kolay. İnsanlar daha sevecen, tatlı, böyle yardımcı olmaya çalışıyorlar. Herkes çok mutlu. Şu ana kadar hiçbir sorunum olmadı. Çok güzel. İnşallah böyle yine aynı şekilde devam eder. İnşallah. Geldiğinizden yani memnun musunuz peki? Çok memnunum. Çok. Eşim de buraya geldiğinde daha memnun olacak. Şu an o bize bekliyor. İnşallah tamamlanacağız. Aile birleşimiyle mi? Aynen. Çok güzel. Yani hem onun hem de kendi
kendinize bir nevi hayatına güzel bir imza attınız. Aynen, hayatımızı kurtardın diyorum şu an. Evet, gayet güzel bir deneyim olmuştur. Çok şükür. Bu arada bu dediğine ben de katılıyorum. Üniversitede profesörler ve öğrencilerin aynı yemekhanede, aynı masada beraber yemek yediklerini görünce bu farkı orada anlayabiliyorsunuz ve görebiliyorsunuz arkadaşlar. Haklısınız bu konuda. Aynen, çok güzel bir şey. Evet, şimdi burada Transfer Galaxy'nin bu yurt dışına Almanya'ya para gönderme ve yurt dışı arası para transferlerinde kullanılan platformlardan birinin Türkiye topluluğunun müdürüyle beraberiz şöyle. Merhaba arkadaşlar. Buluşmada o da bizimle birlikteydi. Ben şunu sormak istiyorum. Transfer Galaxy'nin diğer platformlardan farkı ne? Neden insanlar Transfer Galaxy ile para transferi yapsınlar? Çok güzel. Evet. Transfer Galaxy'yi tercih etmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi ilk transferlerin ücretsiz olması. Çok güzel. Ondan sonraki transferlerde de aylık 5000 euroya kadar ücretimiz var. Sadece 2 euro sabit ücretimiz var. Yani siz 100 euro da göndersiniz 2 euro, 5000 euro da göndersiniz 2 euro ücretiliyor. Bir başka önemli husus da bizimle birlikte transfer yaptıktan sonra uygulamanın sağ üst tarafında bir hediye paketi var. O hediye paketini tıkladığınız ve arkadaşlarınızı davet ettiğiniz zaman 25 euro hem siz hem de arkadaşlarınız alabiliyorsunuz. Sizin 100 euro üstü transfer yapmanız, arkadaşlarınızla 50 euro üstü transfer yapması yeterli. 250 euroya kadar indirim kazanma şansınız var. Ben de davet linkini aşağıya bırakıyorum arkadaşlar. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Peki bu güvenlik, insanlar genel olarak güvenlik açığından korkuyorlar. Yani benim param kaybolur mu, nereye gider? Bu sistem nasıl çalışıyor? İnsanlar size neden güvensin? Şimdi bizim işleyiş şeklimiz şu şekilde. Almanya'daki bankalarınızdan Türkiye'deki bütün bankalara ya da nakit göndermek isterseniz de postanelere para gönderimi yapabiliyorsunuz. Biz Almanya'daki bankadan Türkiye bankaları arasında bir platform hizmeti veriyoruz. Sizin ücretsiz olarak Türkiye'ye para göndermenizi sağlayabiliyoruz. İşin aslı, siz kendi işlerinizi kendiniz yapmış olursunuz online bankacılığınız tarafından. Biz sadece komisyon kısmında ücretsiz olarak hizmet vermiş oluyoruz. Ya siz bir nevi aracısınız bankalar arası. Evet, biz aracıyız. Siz tamamen işleminizi kendiniz yapıyorsunuz. Online bankacılık şifreniz ve kullanıcı adınızla biz bu bilgileri kesinlikle istemiyoruz. Gerek yok zaten. Güzel. Çok teşekkür ederim bu güzel, değerli bilgiler için. Bir nevi Almanya'daki para anladığım kadarıyla Almanya'da kalıyor. Türkiye'deki para Türkiye'de kalıyor. Siz hesaplar arası transfer yapıyorsunuz. Ha, bunun da çok bir güvenlik açığı olduğunu sanmıyorum gayet. İnsanlar güveninde. Evet, aynen öyle. Yani güvenlik kısmı sizin kendi bankanız, yani Almanya'daki bankanızın size sağladığı güvenlik hizmeti gibi düşünelim. Çünkü siz aslında kendiniz online bankacılıktan para göndermiş. Evet, yani mantıken evet. Bu şekilde. Yani, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Neler yapıyorsun burada, bir kısaca anlatır mısınız? Ben bir firmada çalışıyorum. Aufbereitung. Aynen. Geçiniyoruz ya. Geçimimizi oradan sağlıyoruz. Güzel bir şekilde. 3,5 yıldır buradasın. Evet. Bu Almanların bu çalışma ortamındaki işte tutumları, müşterilerin sana karşı tutumları vesaire, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya Almanlarla aynı ortamda çalışmak her zaman daha iyi. Ve zaten ben şunu söylüyorum. Almanya'ya yeni gelenler mesela bence Türk yerlerinde çalışmaz. Hani avantaj değil, bu dezavantaj oluyor. Neden abi? Dil bakımından dezavantaj. Hani eğer ki örnek veriyorum, Almanların yanında çalıştığın zaman dilini çok daha rahat bir şekilde geliştirebiliyorsun ve pratik yapa yapa. Önce çat pat Almancayla o şekilde çalıştım. Önce hiçbir şey anlamıyordum. Ama zaman ilerledikçe hepsiyle iyi anlaşıyorsun. Kendini ifade edebiliyorsun. İnsanları anlıyorsun. Ve sürekli Almanlarla çalışmaya başladım. Bu şekilde Almancamı geliştirdim. Çok güzel. Hani kendime göre çok iyi. Tabii kesinlikle. Kesinlikle öyle. Yani. Sonuçta dilin içerisinde bulunuyorsun. Bu dili de bu şekilde öğreniyorsun. Tabii ki. Türkiye'den buraya çalışmak için gelmek isteyenlere ne önerirsin? Dil olur, işte buradaki ortam olur vesaire. Dil çok önemli. Aha. Gerçekten dil çok önemli. Çünkü dilin olmadığı zaman ve Almanya'ya yeni geldiğinde küçük bir bebek gibisin, evet, yani. Evet. Hani bir yemek bile isteyemiyorsun.
istemiyorsun. Evet. Bir su bile isteyemiyorsun. Kesinlikle. Hani el hareketleriyle gösteriyorsun. Das. Das. Yani. Ama dil öğrendiğin zaman zaten nerenin dilini konuşursan konuş, orada yaşayabilirsin. Evet, kesinlikle abi. Yani motivasyon istemekti. Kesinlikle. Ve Almancayı geliştirip buralara kadar geldim. Aynen. Yani istedikten sonra yapamayacağın hiçbir şey yok. Kesinlikle. Ya. Bak ben buna katılıyorum. Just speak diyorum. Aynen. Sadece yap diyorum. Var mı aksine soru söylemek istedim? Hepinizi çok seviyorum. Saygılar. Lakin lakin gain. Şimdi aile birleşimi yoluyla gelmiş bir İtalyan damat mı diyorduk? Evet. İtalyan damatla. Abi neler yapıyorsun burada? Nasıl gidiyor? Kursa mı gidiyorsun? Şimdi şöyle, ben buraya geleli 17 ay oldu. Maalesef geldiğim dönem tam böyle koronanın her tarafı kapattığı, hayat yaşamanın zor olduğu bir döneme geldim. Evet. Kurs yapamadım zamanında ki zaten Almancam da pek yok. B1'si aldım, bu B1 sertifikası var. Burada kalmak için zorunlu olan. Onun dışında Leben'in Deutschland sınavına girdim, onunla geçtim. Biraz zor oldu çünkü dediğim gibi kimseyle kontak halinde değildim, her yer kapalı olduğu için. Ama çok şükür kurs, 7 aylık bir kurs sürecinde hepsini hallettim, geçtim. Çok güzel, çok güzel. Başarılı, ben devam ediyorum. Dil öğrenme süreci hiçbir zaman bitmeyecek senin için. Yani burada tabii sonuçta yaşıyorsun tabii artık. Ya bu gerçekten inanılmaz bir şey. Peki Türkiye'den çıktın, buraya geldin, burada edindiğin deneyimler nasıl, etraf nasıl, insanlar vesaire? Vallahi şimdi Türkiye ile karşılaştıracaksak, aha, ben çok memnunum buradan. Şöyle memnunum, hani en basit örneği trafiği. İnsanlara saygı var. Girdiğin yerde mesela yaya yolu olsun olmasın, yola atladığını gören, yani düzgün bir sürücü, evet, Türk değilse eğer, düzgün bir sürücü direkt yol veriyor. Ya da atıyorum bir mağazaya girdiğinde Türkiye'deki gibi böyle peşinden gelip seni darlayan veya kıyafetine bakıp bu adam alıcı değil, bu adamı boş ver diyen kimse yok. Evet. Yani herkes yardıma, evet, açık. Yani kimden yardım istersen yardım alabiliyorsun. Tabii ki buna negatif bakanlar, istemeyenler oluyor ama genel olarak memnunum ya. Hani iyi ki geldim diyorum. Zaten evlilik yoluyla da geldim. Evet, evet. Çok şükür. Güzel. Evlilik yoluyla gelmek isteyenlere bir tavsiyen var mı? Ne yapsınlar gelmeden önce vesaire? Benim düştüğüm hataya düşmesinler. Ne yaptınız siz? Eşim çok iyi biliyor. Ben şimdi İngilizceyi kendi kendime öğrenmiştim. Aha. Hani çalıştığım yerden dolayı olsun. Evet. Biraz da meraktan dolayı film izleyerek, müzik dinleyerek, gelen turistlerle pratik yaparak kendi kendime öğrendim İngilizceyi. Fakat Almanca'da aynısı olacağını düşündüm. Hani böyle bir iki film izlerim, bir iki, evet, müzik. İşte evde eşinle Almanca konuşursun. Öyle bir şey yok. Olmuyor çünkü. Tek tavsiyem, gelmeden önce kesinlikle Almancayı olabildiğince iyi öğrenin. Yani yapabiliyorsanız B1'i direkt Türkiye'de yapıp buraya gelirseniz, evet, daha kolay oturum. Siz A1'le geldiniz. Ben A1'le, evet, geldim yani. Evlilik yoluyla gelenler. Sınır neyse onu aldık. Ama işte pişmanlığım oldu. Daha iyi öğrenebilirdim Almancayı. Güzel. Bundan sonraki hayatınızda da güzel deneyimleriniz olur inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Nasıl geçti beyler buluşma? Güzeldi ya. Fena değil ya. Good. Olması gerektiği gibiydi bence. Bence de. Yeni insanlarla tanıştık. Bir sürü insanlarla tanıştık. Güzel geçti yani. Ha. Şeyler güzel. Evet. Bundan sonraki videolarımda daha farklı konulara değineceğiz arkadaşlar. Buradaki insanların da deneyimlerini gördünüz vesaire. Hepsi genel olarak Almanca'nın gerekli olduğundan bahsediyor. Gerçekten de Almanca bu işin özünü oluşturuyor aslında. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah Allah. Selamlar, sevgiler. Aleykümselam. Aynen. Ahmet Aydeniz. Evet. Abi şöyle ya. Abi girmeme geldi de ya.
İnşallah bol bol izlenme yaratırız kanalı. İnşallah. Yere varırsınız. Öğrenci için de, öğrenciler için de bir işe yararsa getirmek olsun, bilgi amaçlı. Daha da iyi olur. Yani en azından bir insani bir yanı da var. Yani evet. Biz bildiriyoruz ama siz en azından bilgilendiriyorsunuz. Tabii, tabii. Gençli gidiyor. Ne kadar olmuş ya? Bütün ihtimaller gerçekleşti. Bunları da koyacak. Öyle mi?